didn't even get to run. Merhaba sevgili Frekans Adam izleyicileri. Bugün çok acayip bir şekilde karşınıza çıktım. Kamuflaj desenli paltomu giydim. Yanımda kamuflaj desenli yeni bir de arkadaşımız var. Birazcık bugün arkadaşımızı tanıyacağız. Philips'in yeni seri taşınabilir hoparlörü, kamuflaj desenli küçük devi 6000C'yi inceleyeceğiz. Stereo 360 derece her yönden ses sunabilen hoparlörümüz 2 adet 3.81 santimlik full range neodymium bir sürücüyle geliyor. 14 watt RMS çıkış gücüne sahip olan hoparlörümüzün direnç değeri ise 8 ohm olarak belirlenmiş. Frekans tepkimize gelince 40 Hz 20 kHz'lık bir aralıkla karşılaşıyoruz. Hassasiyet oranımız ise 85 dB olarak belirlenmiş. Son teknoloji Bluetooth destekli ürün NFC ve stereo üzerinden de çalışma imkanlarını bünyesinde barındırıyor. A2DP, AVR-CP ve HFP gibi profilleri desteklemekte ve 10 metre mesafeden çalışabiliyor. BT6000C 490 gram ağırlığında ve dahili pili sayesinde 8 saat boyunca Android, iOS, Windows Phone ve birçok cihaz ile çalışabiliyor. Ürünü ortalama olarak 400 TL gibi bir fiyata temin edebilirsiniz. Teknik detaylara baktığımızda oldukça kapsamlı olduğunu görebiliyoruz. Hem Bluetooth 4.0 desteği var hem de NFC desteğiyle pekişmiş. Onun dışında full range ve neodymium bir sürücüyle gelmesi içim ısıtabilmeye yetti. Tabii taşınabilir çanta da çok önemli. Özellikle taşınabilir bir hoparlör alıyorsanız taşınabilir bir çantası da olmalı. Philips BT6000C'nin içinden de oldukça lüks kaliteli bir çantamızın çıktığını da belirtmek istiyorum. Şimdi derseniz lafı uzatmayalım, operasyona devam edelim. Philips BT6000C'nin kutusu bile dikkat çekmeye yatıyor. Kutuyu açtığımız zaman karşımıza çıkan hoparlör, kamuflaj deseniyle pek de yabancı olmadığımız bir hava sunuyor. Silindir bir yapıya sahip hoparlör genel olarak metal bir malzemeyle kaplanmış. Orta kısımdan geçen destek hattı ise sert plastik bir malzemeyle donatılmış. Aynı zamanda dik ya da yatay kullanmamıza olanak sağlayan tasarımda tutunuş gücü yüksek kauçuk ayaklara da rastlıyoruz. Hoparlör günümüz estetik anlayışının fazlasıyla yansıtan bir renk dağılımına sahip. Broz renginin siyahla uyumu her daim içimi ısıtır. Metal ızgaramıza işlenmiş kamuflaj deseni ise hem canlılık hem de sportif bir hava katmış. Taşınabilir anlayışını tam anlamıyla hissedebildiğimi belirtmeliyim. Ürünün ön yüzünde estetiği bozmayan ufak ve parlak firma baskımız bulunuyor. Yan kısma geçtiğimizde ise Bluetooth bağlantı tuşu ve arama cevaplama tuşumuzu görebiliyoruz. Yine bu kısımda NFC bağlantı noktası da bulunuyor. Darbelere karşı dayanıklı dizayn edilmiş ürünün üst kısmında açma kapama ve ses ayar tekeri dikkatimizi çekiyor. Hem oldukça kaliteli bir his veriyor hem de estetik. Hoparlörümüzü açıp kapadığımız zaman ön yüzümüzde mavi bir LED bildirimiyle karşılaşıyoruz. Bizi bağlantı durumu ile ilgili bilgilendirirken aynı zamanda da batarya durumu hakkında kırmızı ışık yayarak bizleri uyarabiliyor. Tasarımda dikkatimi çeken diğer bir husus da alt kısımda bulunan kauçuk kapağımızın hem tutunma görevi görmesi hem de micro USB ve stereo girişimizi gizlemesi oldu. Gerçekten ustaca düşünülmüş. Stereo üzerinden müzik dinlemek istediğimizde yatay pozisyonda kullanabilmek için de büyük bir avantaj sağlamış. Philips BT6000C'nin her iki yüzeyinde de full range sürücü ve pasif radyatör bulunuyor. Böylelikle 360 derecelik bir açıya hoparlörümüz sesi iletebiliyor. Özellikle Philips'i yakından takip eden bir birey olarak şunları söylemek istiyorum. Philips yıllardır taşınabilir hoparlör kanadında yenilikçi adımlar atıyor, geliştirici adımlar atıyor. Bu bağlamda giriş seviyesinden tutun hi-fi seviyesine kadar birçok ürün piyasaya sürdüğünü ve geliştirmeye çalıştığını görebiliyoruz. Onun dışında özellikle 6000C'ye baktığımda şunu fark ettim. Ciddi anlamda bu işi önemsediklerini ve kullanıcıyla kaliteyi buluşturmak istedikleri oldu. Hem günümüz estetik anlayışını yansıtıyor hem de ince detaylarla kullanıcının beynin algısını üst noktaya taşıyabiliyor. Hissiyat bakımından da gerçekten içimi ısıtabilmeye yetti. Şimdi dilerseniz lafı bir kenara bırakalım, performansıyla devam edelim. Öncelikle ürünü Sony Xperia Z2, Kovon J3 ve tabletimle uzun süreli test ettim. Ek olarak mini afiye bağlamayı da ihmal etmedim. Deneyimlerimi aktarmam gerekirse ses şiddeti 84 desibel hassasiyet oranına nazaran oldukça güçlü.
Kampta, sahilde ya da açık alanlarda etrafa toplanan herkesi rahatlıkla besleyebilecek kapasitede olduğunu söyleyebilirim. 14 watt RMS çıkış gücüne sahip olması aynı zamanda bilgisayar, TV ve dizüstü bilgisayar gibi platformlarda da rahatlıkla kullanabilmemize olanak sağlamış. Philips BT6000C'de bulunan pasif radyatörlerden bahsetmem gerekirse, neodimyum sürücüler 360 derecelik bir alana kristal netliğinde parlak ses sunmaya çalışırken, karşılıklı olarak konumlandırılmış pasif radyatörler ise netliğin içine derinliği ve bas sesleri başarılı bir şekilde işleyebiliyor. Üründe en çok dikkatimi çeken özelliklerden biri gelişmiş ses işleme teknolojisine sahip olması. Philips'in birçok taşınabilir hoparlöründe kısa adıyla DSP bulunmakta. DSP'nin müziğe frekans iyileştirme bakımından katkısı yadsınamaz. Bu üründe de farklı bir şey hissettim. Birçok hoparlörde rastlamadığım kadar hoştu. Kristal netliğinde ses gelmeye çalışırken her notanın yankısı ve vuruşu da ayrı bir tatlı geliyordu. Ek olarak her bir duraklamanın net bir sessizliğe büründüğünü de belirtmeliyim. Ürün suya karşı IPX4 standartlarında test edilmiş. Evde, odamızda, balkonda ya da dışarıda, yağmur yağarken bile çevre koşullarına dayanıklı bir şekilde müzik keyfini tatmaya devam edebiliyoruz. Düşünsenize, kız arkadaşınızla ya da arkadaşlarınızla doğanın keyfini çıkartırken bir anda sevdiğiniz müziği açmanız gerektiğini hissettiniz. İşte o zaman Philips BT6000C devreye girerek günü kurtarabiliyor. Neodimyum sürücüler ciddi anlamda kristal netliğinde tonları yansıtabilmekte. Özellikle elektronik seslerin fondan içime işleyişi beni çok şaşırttı. Tizler ve yüksek mid sesler biraz ekolu geliyor. DSP'nin ses etkisi o kadar hoş ki tam sevdiğim kıvamda bir sahne performansı var. Hoparlörün hem frekans tepkisi başarılı hem de performansı inanılmaz. Ses dengesini de çok iyi yakalamışlar. Vurgulu ve tok bir basa sahip olduğu için bas, mid ve tiz senkron bir şekilde her türün üstesinden gelebiliyor. Mikrofon performansından bahsetmem gerekirse biraz uzak mesafeden bile net bir şekilde sesimi doğal haliyle yansıtabildi. BT6000C Bluetooth 2.1 ve üstü cihazlarla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Bluetooth 4.0 desteğiyle gelmesi ise pil tüketimi ve güncel teknoloji konusunda yenilikçi bir avantaj sağlamış. Dahili NFC teknolojisi bulunması da yine büyük bir artı diyebiliriz. Ürün yaklaşık 8-9 metreyi bulan bir bağlantı mesafesine sahip. Bağlantı esnasında kopma, takılma gibi durumlara rastlamadım. 7,5 saat dinleme kapasitesi sunan ürünün 4400 mAh'lik bir pili bulunuyor. Hoparlörü ortalama olarak 3 saatte full şarj edebiliyoruz. Ses kalitesi ve güç arttıkça haliyle pil tüketimi de artıyor. Akranlarına nazaran 7,5 saat bile dayanıyor olması bana fazlasıyla yetti. Karşılaştırmak gerekirse insanda uyandırdığı hissiyat bakımından Philips BR1X ve Ultimate Ears Boom'dan daha başarılı bulduğumu belirtmeliyim. Ürün ayrıca Bose SoundLink'ten içimi daha fazla ısıtabildi. Fiyat konusunda da şöyle bir yorumda bulunmak istiyorum. Gerçekten sunduğu kaliteye fazlasıyla değer. Ses kalitesi eminim size de böyle bir etki yaratacaktır. Açık konuşmak gerekirse güncel teknolojiyle bezenmiş, dijital sinyal işleme birimi bulunan, müzik dinlerken birçok türün hakkından gelebilecek ve size his bakımından fazlasını sunabilecek bir taşınabilir hoparlör arıyorum diyorsanız
BT6000C'yi size fazlasıyla öneririm. Aynı zamanda ürün arkadaşlarınızla birlikte müzik dinleyebilmeniz için tasarlanmış. Dağa çıktığınızda, sahile indiğinizde, balkonda, dışarıda, birçok ortamda rahatlıkla çevre koşullarına karşı dayanıklı olduğu için kullanabilirsiniz. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Philips BT6000C'ye fazlasıyla değindiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşmayı unutmayın. Yoksa BT6000C'yi size gönderirim.